Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü sta'inu bis sabri ves salah. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. Muhsin Yazıcıoğlu bizim sadece genel başkanımız değildi. O bizim varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi, hayallerimizi, sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı. Gururla ifade etmek isterim ki, tanıdığımız ilk günden şehadetine kadar Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydık. Bize diyordu, sokakları paylaştırmadılar. Sokakları paylaşamadık. İlleri paylaşamadık. Okulları paylaşamadık. Yurtları paylaşamadık. Ama sonra 2,5 metrekarelik hücreleri paylaşmak zorunda bırakıldık diyordu. Bu gençliğimize iyi bir örnek olsun diye bunu söylüyordu. Biz de bunu her fırsatta söylüyoruz. Şimdiki gençliğimize de bunun iyi bir örnek olması lazım. Sizi birbirinize düşürebilirler. Size kavga ettirebilirler. Sizin hayallerinizi, ideallerinizi istismar ederek sizi birbirinize kırdırabilirler. Ve bunları da hep vatan, millet, din, devlet için yaptığınıza inandırırlar. Onun için şehit liderimizin bu konudaki tecrübesi ve sözleri özellikle gençlerimizin kulağına küpe olması lazım. Fikirlerinizi söyleyin. Düşüncelerinizi ifade edin. Hayalleriniz için, inandıklarınız için, hedefleriniz için mücadele edin ama asla kavga etmeyin. Asla terörü ve şiddeti bir yöntem olarak seçmeyin. Terörü ve şiddeti yöntem olarak seçenlere müsamaha göstermeyin ve onlarla birlikte olmayın. Buradan çıkan şey budur. Onun için ben her zaman birliği ifade ettim. Arkadaşlarım her zaman birliği ifade etti. Bundan sonra da birliği ifade etmeye devam edeceğiz. İnandıklarımızın, doğru bildiklerimizin, doğrunun, doğruluğun yanındayız dedik. Muhsin Başkanımızın ayak izlerine basarak siyasetimize devam ediyoruz ve bundan sonra da aynı şekilde yürümeye devam edeceğiz. Peki onu farklı kılan neydi? Onu Muhsin Yazıcıoğlu yapan, şehit olduğunda milyonlarca insanı Kocatepe avlusunda buluşturan, sadece kendi partilerini değil, sadece ülkücüleri, Türk milliyetçilerini değil, sadece maneviyatçıları değil, hangi siyasi görüşe ait olursa olsun, hangi etnik köküne ait olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa ait olursa olsun, o cami avlusunda, o Taceddin dergahında onları buluşturan neydi? İşte bu sorunun cevabının öncelikle insani özellikleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Onu tanıyan herkes söylediklerimizi doğrulayacaktır, tasdik edecektir. Nezaketi, fedakarlığı, yardımseverliği, yaş, sosyal statü, inanç, ırk, bölge ayrımı gözetmeksizin insanlara gösterdiği derin ve samimi sevgisi, saygısı ve tevazusuyla örnek bir insan ve örnek bir Müslümandı. Milletine, vatanına kara sevdalıydı. Yol arkadaşlığı yaptığımız sürecin tümünde bize milletimiz için yaşamayı, milletimiz için çalışmayı, milletimiz için mücadele etmeyi ve milletimiz için gerektiğinde feda olmayı söylerdi. Kendisi de bir ömrü milleti için, inandıkları için yaşadı
milleti için ve inandıkları için de şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hiç bitmeyecek olan özlemimiz tazeleniyor. Öncelikle başta şehit liderim olmak üzere hepsini bir kere daha rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Rabbim acımızı azalsın. Hep birlikte paylaştık ve bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğiz inşallah.